How many days did it take to shoot the film? Ne kadar sürdü filmin çekimini bitirmeniz? Kaç gün aldı? We shoot the film in 24 days and 4 weeks, 6 days a week. 4 hafta kadar sürdü. 24 gün aldı. 6 gün çalıştık haftada. İlk 2 haftasında süpermarketi kullandık. Orayı kullanmak için gece çalışmamız gerekiyordu. Sadece gece açıktı. Sonraki 2 hafta ise dış mekanlarda çektik. Ticari gösterime girdi mi? Ve nasıl bir gişe aldı? Bunu merak ediyorum. How was the reaction of the audience in your country? Or it has it been into the commercial screening? This is a strange situation because we in Uruguay we make two or three films per year, so we don't have an industry. And yeah, we open in shopping malls and regular theaters because we have this space for national cinema yet. Because we only have two or three films per year. Aslında şöyle bir şey var. Uruguay'da yılda 2 ya da 3 film çekiliyor. Dolayısıyla bizim yaptığımız filmler için de böyle bir imkan mevcut. Yani normal sinema salonlarında, hatta alışveriş merkezlerinde falan da filmin gösterimini yaptık. Dolayısıyla sadece bu gerekçeden ötürü diyebilirim. Böyle bir imkanımız var. I imagine that Turkish industry or Turkish cinema is very huge. It's very different. Türkiye'de yani görebildiğim kadarıyla bayağı büyük bir film endüstriniz var ve işler daha farklı. My movie is a kind of mainstream movie for Uruguay, you know? And another part is an indie movie, but in Uruguay is like a mainstream movie. So you're mainstream? Yeah, it's young people saying, well, you're a mainstream fucking asshole, you know? So... But this is strange because this kind of movie is not mainstream in another country. But this is because this Uruguayan cinema started 10 years ago and we have only 15 films in the last century. So yani evet, dediğim gibi durum çok değişik çünkü Uruguay'da benim çektiğim filmler aslında biraz böyle mainstream, hani ana akım ben gibi kalıyorum. Böyle genç insanlar kızıyor bana, işte sen lanet olası bir ana akım sineması yapıyorsun. Diğerleri daha böyle indie, bağımsız kalıyorlar. Yani baktığınız zaman 10 yıl kadar önce Uruguay'da film çekilmeye başlandığını söyleyebiliriz ve hani geçtiğimiz yüzyılda yapılan film sayısı da 15'i geçmiyordu. Question is, Biohazard were your favorite band, and what was the impression of the music on your movie? And were those your favorite bands also? Soru filmdeki müzik bağlantısıyla ilgiliydi. Sizin de böyle bir müziğe bir ilginiz veya benzer bir grup geçmişiniz var mı diye. About the music, because I'm a music lover and a musician. From the beginning, when I start to write the script, the first seems that came to my mind was he was a music lover. You know, say, he is a metal fan, a trash metal fan, a death metal fan. So I'm more like a music lover, but more like indie rock, electronic music, contemporary music, blah blah. But I like to metal music. Ve evet, kendim de müziği seviyorum. Senaryoyu yazarken de hani bir yerde geldi, hani burada bir müzik olmalı, bu adam bir metal müzik hayranı olmalı diye. Evet, böyle bir thrash metal hayranı bir karakter çıktı ortaya. Ya ben de o tip müziği sevmekle beraber daha bağımsız, çağdaş ve elektronik müziği, yani daha farklı şeyleri seviyorum. Ama filmi yazarken böyle bir fikir oluştu, senaryoyu yazarken. But at the same time, some of the music that are in on the films, I used to play in a metal band, and it's on the film. So yes, it's very important, the music for the film. Not only the incidental music. I feel like told a lot about the character. Evet, yani müziğin filmde çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani öyle bir kazara herhangi bir müzik değil de karakterin kişiliğini, ruh halini yansıtan bir müzik olmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bitirmemiz gerekiyormuş arkadaşlar. Başka sorunuz varsa dışarıda da devam edebiliriz ama bundan sonra başka bir film varmış, o yüzden bitiriyoruz. So we need to finish now because another screening is coming on the way. Thank you very much.